Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Was salatu was salamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ecmain. Hurmatli aziz mehmonlar ve mezbonlar, ushbu ulug' kunda Seyyidil Ayyam'da avvalo barchalaringizga muborak bo'lsin. Bana toylar bo'lib turibdi. Zafarjon ukamizni ahli ayollari bilan farzandlariga yaxshi jufti halollarni ato qildi. Toylarni ko'rishyapti, barchamiz ham keldik. Alloh ularga doim yaxshilik ato etsin. Kelin kuyovlar ham baxtli bo'lsin. Mana ushbu muborak to'yga mana muborak ukamiz Abrorjon qori kelganlar. Bu kishi yaxshigina bir suhbat qildilar, quloq solib o'tirasizlar. Jimlik saqlansin, iltimos. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alloh subhanahu wa ta'ala inson zotini yaratib barcha mavjudotu mahluqotlarni mana shu insonning xizmati uchun bino qildi. Alloh subhanahu va taolo insonning saodati uchun barcha borliqni bo'ysundirib qo'ydi. Inson ibrat nazari bilan qaraydigan bo'lsa, dunyoning barcha imkoniyat va sharoitlari insonga xizmat qiladi. Inson mana shu sharoit imkoniyatlardan foydalanib yer yuzida hayot kechiradi. Alloh subhanahu va taoloning yer yuzidagi kechiradigan hayoti Alloh subhanahu va taoloning aytgan buyruqlari asosida bo'lsa, dunyo hayotida ham saodat topadi va oxiratda ham o'sha saodat kafolatlangan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo inson zotining davomiyligi uchun nikohni joriy qildi. Nikoh sunnat amallardan, ya'ni insonning davomiy hayotiga odatlardan biridir. Inson zotining dunyosi, ya'ni halol nikohning ustida bugunga qadar yetib keldi. Biz shu insonning baraka topib yer yuzida katta bir jamoa bo'lib shakllanishligida nikohning o'rnini juda katta ekanligini ko'ramiz. Barcha ilohiy ta'limotlar, ular ahli kitoblar deb nomlanib, nasroniylar bo'lsin, yahudiylar bo'lsin, islomdan oldingi barcha ta'limotlar nikoh masalasida ittifoqdirlar. Nikohni o'zlarining oralarida muqaddas aloqa ekanligida ixtilof qilmaydilar. Mana shu nikohga bog'langan hayot sababli inson bugunga qadar yetib keldi. Tibbiyotning eng mashhur qoidalaridan insonning ta bugunga qadar yetib kelishligidagi asosiy omil nikoh ekanligini ta'kidlaydi. Chunki nikohga zid amallar, harom xarish yurishlar, zinoga, ya'ni ruju qo'yishlar oqibatida bugun ko'zimiz ko'rib turibdi, inson ota bobolari eshitmagan kasalliklarga duchor bo'lyapti. O'sha kasalliklar harom xarish yo'l oqibatida insonlarni boshiga kelyapti. Mana shundan ta'kidlab aytishadiki, demak, qadimdan insonning madaniy hayoti borki, bugun o'sha madaniy hayotning samarasini ko'ryapmiz. Inson maymundan paydo bo'lmagan. Inson qabila qabila bo'lib, seniki meniki yo'q, bitta joyda harom xarish jamoa bo'lib yashamagan. Inson aynan Odam alayhissalotu vassalomning jufti halollari Havvo onamizning nikohi bilan va ulardan keyingi avlodning shar'iy halol nikohi bilangina dunyo davom etib kelyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mashhur hadislarida "Ulittu minan nikoh va lam ulat minas safah" dedilar. Men nikoh orqali dunyoga keldim. Mening, ya'ni tug'ilish silsilamda zino yo'q deganlar. Ulamolar ittifoq qilib aytishadi, payg'ambar alayhissalotu vassalomning to Odam alayhissalomgacha bo'lgan, ya'ni ota-onalarining silsilasida zino aralashmagan. Va payg'ambar alayhissalotu vassalom nikoh bilan tug'ilganliklaridan faxrlanyaptilar. Vulittu minan nikoh deyaptilar. Ya'ni inson nikohli hayotdan faxrlanadi.
Nikohli hayot insonga faxrlanishligiga sabab bo'ladi. Ya'ni nikoh insonning ya'ni shijoatini, g'ayratini, mardona bir hayotga qadam tashaganligini bildiradi. Nikohni odamlar ko'pchilikka e'lon qilib ko'pchilikning oldida bu ishdan faxrlanadi. Biz deydi nikohlanyapmiz deydi, yaqinlarini chaqiradi, mehmonlarga buni e'lon qiladi. Mana bu nikohning barakotli, sharafli ishlardan ekanligiga dalillardan biri. Valam ulat minas safah, ya'ni zino orqasidan dunyoga kelmadim dedilar. Jahiliyat hayoti bilan hayot qurmagan payg'ambar alayhisolatu vasallamning ota-onalari. Demak, nikohga zid hayot insonni origa nomusiga sabab bo'ladi. Or nomus qilinadigan ishdan inson uyaladi. Qaysi inson hayotida o'zi eng fosiq odam bo'lsa ham ota-ona avlod ajdodlarini zinodan tug'ilganligi bilan faxrlanganini ko'rgansiz? Qaysi avlodda bor bunaqa? Meni otam yoki meni onam falon zinokor bo'lgan deb hech kim faxrlanmaydi. Demak, bu nikohning o'ta ahamiyatli ekanligini bildiradi. Nabi sallallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida aytadilarki, "An-nikohu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikoh mening sunnatimdir. Kim sunnatimdan yuz o'girsa mendan emasdir dedilar. Bu hadisi sharifning aytilish sababi bor. Bir kuni payg'ambar alayhi salatu vasallamning oilalariga 3 kishi kelib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ibodatlaridan so'rashdi. Qanday ibodat qiladilar? Payg'ambardek zotning hayotlaridagi ibodat shakllari qanday? Agar shuni biz bilsak, o'rgansak, shunga ko'ra ibodat qilamiz degan ma'noda so'rashdi. Bu so'rovga Oisha onamizdan juda oddiy javob bo'ldi. Oddiy bir insonning hayoti katta bir darajada ibodat ajrab turadigan narsa ko'ringani yo'q. Shunda ba'zilari aytdiki, payg'ambar alayhissalotu vasallamning gunohlari avvalo oxiri kechirilgan zot. Bu kishi juda ko'p ibodat qilmasalar ham bo'laveradi, lekin bizga kafolat yo'qki, biz o'sha ibodatlarni ko'paytirmasak bo'lmaydi. Shuning uchun biz bugundan boshlab ibodatni ko'paytiramiz deyishdi. Bittalari aytdilarki, men dedilar, kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilib chiqaman. Bundan keyin hayotimni faqat kechasi bilan namoz o'qishga bag'ishlayman dedi. Ikkinchilari aytdilarki, Pahlavonaki, o'sha kishini jim qilib qo'y. Ikkinchilari aytdilarki, men umrim mobaynida roza tutaman dedilar. Hech qachon og'zimni ochib yurmayman dedilar. Uchinchilari aytdilarki, men ayollardan e'tizol qilaman, ya'ni ayollardan o'zimni chetga olaman. Hech bundan keyingi hayotimni ruhbonda o'tkazaman, xilvatda o'tkazaman dedi. Bu gap payg'ambar alayhi salatu vasallamga vahiy orqali yetkazildi. Nabi sallallohu alayhi vasallam masjidga odamlarni to'pladilar va aytdilarki, dunyoning barcha odamlarining qalblari bir joyga yig'ilsa, ularning taqvolaridan meni taqvoyim ustun dedilar. Allohga ibodat qilish, Allohga taqvo qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, mendan ustuninglar yo'q dedilar. Agar o'rnak olaman desanglar, men kifoya sizlarga dedilar. Lekin men kechqurun uxlayman ham dedilar. Namoz ham o'qiyman. Men roza ham tutaman, og'zim ochiq holda ham yuradi. Nikoh mening sunnatim, kim sunnatimdan yuz o'girsa mendan emas dedilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu ko'rsatmalari islom ummatining bugungi kunda havas qiladigan butun dunyoga o'rnak qilib ko'rsatadigan sunnatlari hisoblanadi. Mana shu nikoh ko'pchilikni chaqirib, nikohlanyapmiz, farzandimizni uylantiryapmiz, qizimizni beryapmiz degan muqaddas tushuncha boshqa tushunchalarda yo'qolib ketdi. Boshqa din vakillarida nikohning muqaddasligi 2-chi, 3-chi, 5-chi planga tushib qoldi. Shuning uchun dunyoning eng kuchli mamlakatlariga e'tibor qiling, xalqlar ko'paymayapti. Xalqlar qirilib, yo'qolib ketish arafasida turibdi.
Şunun için sun'i ravişte, sun'i ravişte bütün dünyada yani özleri targ'ib teşvik kılışı yaptı. Hazır Gallandiya'ya erkeklerden çakırışı yaptı. Kelinler, nikahlaninler, aile kurunlar, joy beramiz, pul beramiz deyişi yaptı. Bu joyda oturgan juda ko'p odam Rossiyani yaxshi biladi. Rossiyaga borsa, uylansa, joy qilsa, joy beradi, uy beradi. Pul beradi. Nimaga? Xalq ko'paymayapti. Quvvatli, kuchli iqtisodi, harbiy quvvati kuchli davlatlar nikohga e'tibor bermaganligi uchun inqiroz arafasida turibdi. İslam ummatining juda ko'p jihatlari ha, orqada qolib ketyapmiz. Lekin nikohga bo'lgan e'tiborimiz sababli butun dunyo havas qiladigan saviyadamiz. Eng tez ko'payayotgan millat İslam millati. Hozir statistikalar 2 milliard deb ko'rsatyapti. Eng kamida 3-3.5 milliard musulmon bor yer yuzida. Yer yuzining yarmi musulmonlar. Nima sababdan? Mana shu nikoh sababidan. Peygamber aleyhissalatu vesselamın bitti tavsiyelerine labbey degen İslam ümmeti bana şu sünnetini özü bilen dünyada peşkadem hesaplanadı. O şey peşkademlikini başka sahalarda hem itibar verse gidi ya. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilim okuyunlar dediler. İlim okuysa gidi ya biz. Bu millet tarihte ilim okuyan peytide bütün dünyanın kıblesi bugün. Bağdat'ta Beytül Hikme bütün dünyanın merkezi hesaplanıyor. Mısır'ını ümmü dünya deyişken, Basra'nı bütün dünyanın ilmi madrasaları şehri deyilken, bitti sünnetini tırıltırken ümmet bütün halklar için örnek şahsiyetke eylenken. Biz kaysi sahada sünnetini mahkem tutsak, tecrübe olarak meydanda uşa sünnetinin semerasını göremez. Oddiy nikohni ustida o'tiribmiz hozir. Nikoh majlisi sababli bu suhbatni qilyapmiz. Nikohning sizga eng barakotli jihatini ko'rsatib beryapmiz. Boshqa jihatlarga ham shunaqa e'tibor bersang edi-ya. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning gaplariga labbay degan ummat hech qachon o'sha sunnat orqasidan zarar ko'rmagan. Biz o'sha sunnatlarni tiriltirishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ko'rsatgan yo'lga yurishimiz kerak. Va farzandlarimizin niyetlerini, farzand zürriyatlarımızın maksatlarını, yani çarxlaşımız gerek. Uluğ maksatlarını aldığı koyadigan zürriyatlarını terbiyelaşımız gerek. Nikahdan közlengen maksat şu. Tikritnin amiri Necmuddin, üylenmeyi bir kança müddet yürerdi. Bu adamı amir gözü. Yani o şey... Katta bir saltanatnin padişahının oğlu. Nima ki uylanmaysiz dese, özümge mas kız tapalmayapman degen. Ha sizge falan davletnin padişahının kızı teklif kılındı. Şunu alsayız bu mesmidi. Dese yo, o kız yakşı yu, lekin benim maksadım ki doğru kemiydi. Sizin maksadiyiz nime dese, ben bir takvali Allah'tan korkadigan kız topsam, nikahlansam ve ondan bir salih farzand dünyaya kelsa, bütün Müslümanlarga komandan bulsa ve Kuddus-u Şerif'ni azat kıladigan Fatih bulsa, o şerif niyet kılaman dedi. Necmeddin'in akası, juda katta narsani arzu kılarken sen iş kılıp boyda kutmasan boldu dedi. Allah'tan umid üzülmeydi. Bir günü Necmuddin mescitte özünü şeyhiden hadis içtip, ders içtip durgen idi. Taşkarıdan bir kız mesele sorup geldi. Perdenin arkası da şeyhini çakırdı. Şimdi şeyh haliki kızga barıp, labbey ne mi buldu senge cönetken küyoğu dedi. Kız etti ki, menge cönetken küyoğu ingiz yakşı, adabı, ahlakı cahide. Lekin men başka narsana arzu kuramam. Ne bana arzu kurasan? Menge bir takvali Allah'tan korkadigan cüft bulsa, o bilen hayat kursam ve bir farzand oğul kursak, o oğulunu Allah subhanahu ve ta'ala ümmetke komandan kılsa, Kuddüs'ke kirse, Kuddüs'ünü azat kılsa dedi. Mene bu niyetini eşitken de Necmeddin kulağlarına işanmadı. Şeyh'nin etekine mahkem yapıştı. Aytti ki bu kız dedi, men arzu kılıp yürgen. Kız dedi. Çünkü savcı bunun nikahlanaydı. Ve şeyh bunların ortasına
ara tüştü ve nikahladı. Bunlardan tuğulgen balanın adını Salahıddin koyuştu. Salahıddin katta bo'lganda komandan buldu. Salahıddin Ayyubi namı bilen tarikat peşvalarının komandanı bulup Kuddüs'e kirip Kuddüs'ünü zalimler kuldan fatih kıldı. Arzu, niyet, maksatını belen kıladigen maksatlar astanası nikah hesaplanır. Biz nikahını adli kuramız. İkide yaş balanı nikahlar koyuştu boylayımız. Lekin bilmeyimiz ki, bana şu ikide yaşının akıbeti de 100, 200, 500 yıldayken katta bir millet çekillenir. 500 milyonlar adamlar payda boladı. Bana şunun astanasını turpmiz. Her bitti kegen adam bundan sahip aladı. Güvah bu geldiği için, bana şu nikahke dalalet kıl geldiği için, bu nikahke katneş geldiği için, yaşlarının hakkı dua kıl geldiği için acır aladı. Sünnetin barakatını karayın. Sünnetin insan hayatında oynayacak rolüge karayın. Bitti sünnet hakkında gebriyetimiz. Şimdi faraz kılayım. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ortaya koyduğun, cari kılgın sünnetlerini eğer biz tırıltırsak, kanday millet bularız? Kanday millet bulganıdık tarihte. Bugün kanday ahvalı çüşüp kaldık. Bana şu ahvaldan çıkışının en semereli yollarından biri sünnetlerini tırıltırış. Adatta biz sünnet desek adamlar fikhi istilahdaki sünnetini düşünelim. Sünnet. Ne mi sünnet? Sakal koyu sünnet. Ha, sünnet doğru. Sünnet ne mi? Dopi ki sünnet. Ha, sünnet. Peygamber aleyhissalatu vesselam beş vakit namaz oku gelirler. Uyem sünnet. Yani adat manasıdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam ilimge targıp gelirler. Bu hem sünnet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem siyasette en küçüli insan bu geldiler. Uyem sünnet. Peygamber aleyhissalatu vesselam ailede ahli ayollarına en yakşı insan muamelede bu geldiler. Bu ham sünnet. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını fakat yine mescid etrafındaki adam deyip düşünüşüne doğru. Peygamber aleyhissalatu vesselam her bir cebhede biz Müslümanlar için en semereli, berekeli adet sünnetlerini terk kılıp kaldırgenler. Eğer onu mahkem işlesek, yine kayıttan şerefimizge, yine kayıttan özümüzün izzetimizge kaydemiz. Eğer bu sünnetlerge hılaf işgal edigen bulsak, Allah subhanahu ve ta'ala ganizat, bizge muhtacmez, zararını yine özümüz görmez. İslam ümmetinin hayattaki daimi yükselişliği Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın talimatlarına labbeyliyiş bile bulurken. O şey talimatlardan birinin üstüde oturupmiz. Allah subhanahu ve ta'ala bu hanedanını kadem basiyetken yenge aileni mübarek digen bulsun. Berçe Müslümanlarına namuna ailelerden buluştuğunu nasip kılsın. Allah subhanahu ve ta'ala'nın dinine amel kıladigen gelecek avlatlarına yaxshi örnek şahsiyet bulup talim terbiye beledigen ailelerden buluştuğunu nasip kılsın. Allah subhanahu ve ta'ala'dan bu mehmanlarımızını yaşlar hakkıya dua kılıçları ümidi de dasturxon yazılgen Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın talimleri, talimatları esasında yığılıp oturupmiz. Allah'ın ayeti, Resulü'nün sünnetinden bir iki ağız gelmesin degen maksat bilen sohbet kıldık. Şimdi Hak Ta'ala'nın kelamından bir iki ayet okup koyamız. Keyin ortadan bizlerden kütülü yetken duanı kılamız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
Allahümme gıfir lana ve li valideyni ve li ustazina ve li cemi'il mu'minina vel mu'minat ve li muslimina vel muslimat el ahya'i minhum vel amvat inneke mucibud davat ve rafi'ud derecat ve munzilul berekat ve qazi'ul hacat ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allah'a emanet olun.